Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 13 Aralık Salı, Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün tek yine bir programımız var ve bugün Adana'da gündüz koşusunda 7 koşulu bir programımız, yani tek altılı bir programımız var arkadaşlar. 63 safkanın şu anda kayıtlı olmuş olduğunu görüyoruz. Tabii ki kolay bir program gözükmüyor ama tabii her ihtimale dönük bir program olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi dönük derken neyi kastediyorum? Yani bu kalkıp da bu altılı 20 lira da verebilir. Hani kalkıp da bir 50 bin lira da verebilir. Hatta devir de ederse hiç şaşırmayacağım bir program. Yani öyle bir program gidişatı gözüküyor. Tabii pist şartları nasıl olur? Onlar artık saha içerisinde göreceğiz. Yani yarış saatine yakın. Bu da tabii ki bayağı önemli bir faktör olacağını da söyleyeyim. Ama genelleme bakarsak en azından güzel bir program veziyor. En azından inşallah hayırlı olur sizlere diye umut ediyoruz. Evet, bugün 7 koşulu programın tek programımız var dedik. Onun dışında herhangi bir programı şu anda gözükmüyor arkadaşlar. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Gelelim bugünkü programımıza, açılışını yapalım. En azından sizlere de fazla vaktinizi almadan. Birinci koşumuz saatler 15'i gösterirken meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ile başlıyoruz. Burası aynı zamanda Yedili Plase'nin de başlangıç ayağı. 9 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman birbirine biraz daha yakın safkanlar var. En azından maiden safkan yarışında. Tabii ki şimdi safkanlar öyle bir durum var ki, ekse de taylar açısından arkadaşlar, en azından bu yeni başlayan arkadaşlarımız da olabilir. Bakın arkadaşlar, maiden yarışlarda böyle bir yarış, iki yarış, üç yarış, Araplarda 5-6 yarışı kadar gidiyor. Bazen de daha da fazla gidebiliyor. Üzerindeki fazlalıkları atabiliyorlar. Gerçi sezon sonu artık. Yani sezonun sonu, çünkü yılbaşından itibaren yeni sezon açılışı olacak. Safkanlar üzerindeki fazlalıkları atarken bazıları idmanda atar, bazıları yarış koşarak atar. Ondan sonra bakıyorsunuz hayvan 13 atta 10. olmuş, 15. olmuş, bilmem ne olmuş. Sonra bir bakıyorsunuz at bir anda yarış kazanmış. Bu da sürprizlere neden oluyor. İşte bunların sebebi bu arkadaşlar. Başka bir sebebi yok. Üzerindeki fazlalıkları atıp en azından kıvama geliyor artık. Yani artık atletik duruma geliyorlar. Biz şimdi idmanlarda bazen atları kenterlerle başlattığımız zaman atların sağrısına bakardık. Hani kas yapmaya başladı mı? Çünkü çok önemli. O kasların açılması lazım. Açılmadan yarış koştuğu zaman tabii ki istenilen seviyede olmuyor. İşte bazı atlar da böyle idmanlarda gösteremediğini, yarışlarda birkaç yarış koştuktan sonra işte o kas gelişimi oluyor. İşte biz bunu şu anda buradan ekran başında göremiyoruz ama onun yakından takip edenler zaten bunu fark ediyor. O yüzden bu şeyler gerçekten çok önemli. Ekstra de hipodroma gidenler, böyle padokta atları seyredenler için muhakkak onlar zaten bu işi biliyordur. Çünkü atların gerçekten sağrısına bakmak lazım, yürüyüşüne. Bir de en önemli olay atların gerçekten pırıl pırıl olmasına. Yani bir bakıyorsunuz at pırıl pırıl olmuş. Yani 2 hafta önce at başka, bir bakıyorsunuz başka. Ben seneler önce işte ağırlarda işte bizim atlar varken etrafımızda geçen atlar vardı. Bakıyorsun tabii ki atın bir ay öncesinden doğru düz isteksiz akşam yürüyüşleri olurdu, bilmem ne olurdu. Tabii atın yavaş yavaş parıldadığını görürsünüz yani. Orada bir bakardım parıldıyor at. Aa tamam dedik. Atın artık ben yarışlarını takip etmeye başladım. Çünkü neden bu at? Çünkü arka ağırlar tarafında, yani o gezinti yürüyüşlerinde bile insanlar hani takip ediyorsanız atın ne kadar değiştiğini, neye dönüştüğünü görebilirsiniz. Ben de o yüzden genelde at olduğu zaman işte ağırlar tarafında bineklik yaparken de ekseletle dolaştırırken de etrafımdaki atlara çok dikkat ederdim. Ha şimdi atların formalarından yok, isimleri yok ama tanıyorduk artık. Yani sahada 1.000 tane at varsa inanın 500-600 tanesini rahatlıkla tanıyabiliyorduk. Ya işte demek ki öyle bir hikmet. Şimdi idmana çıkan atın üstünde bu atın ismi yazmaz, şey yazmaz ama bir şekilde ya seyisinden tanırdık ya üstündeki şeyinden tanırdık. Yani muhakkak bir tarafından tanırdık atları. Yani ama tabii dediğim gibi 1.000 tane atın yani 600 tanesini anca tanırım. Yani böyle 300-400 tanesini artık o kadar da olsun arkadaşlar. Neyse konumuz yine nerelere girdi. Yani benim anlatmak istediğim, yani bazı safkanlar ekstra maiden yarışlarda taylarda bunlara dikkat etmenizi önereceğim. Çünkü bakıyorsunuz 0-0 çekmiş at olmaz anlamına gelmez. En azından gidişatını takip etmek lazım. O yüzden burada yarış tecrübesi yüksek olan bir nolu Proventus var. Bu Europe temsilcisi. Kadir Demirel'le startlık ama safkanın genel durumu zaten iyi. Totosu da iyi maşallah, her türlü iyi ama bir türlü şu birinciliğe ulaşamadı. En azından bugün birinciliğe bir hayli yakın gözüküyor. Apranti kilo indirimden de faydalanan bu safkan, çünkü 61 kilo start alacaktı.
ceza kilosu vardı. Ama bence bugün birinciliğe uzanabilir. Ama ben Mustafa'nın yanına en azından bir 4 numaralı Ghost Runner'ı da ilave etmenizden yana olacağım. Çünkü bu Greystorm temsilcisi Ayhan Kurşun da en azından iyi bir safkan olduğunu gösteriyor. En azından Totosu'nda da olsun, idmanlarında da olsun. Bence ben yazılırım olarak zaten mesajını veriyor. Yani 1-4 benim bu koşudaki sıralama. Günün ikinci koşusundan itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 15, 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına. 11 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığın zaman 2 nolu Federico, bu kuvvet temsilcisi. Nişman çizikle start ediyor. Son iki yarışını arka arka kazanan bu isim. Bugün Nişman çizikle, tabii ki daha önceki iki yarışını da Kocakkaya ile kazanmıştı. Ama Nişman çizikle kötü bir jokey mi? Kesinlikle değil. İdman durumu da oldukça iyi. Bence bugün kazanmaya bir hayli yakın yine. 2 nolu Federico. Daha sonra 4 nolu Speed Hunter. Bir Speedy Wolf temsilcisi Ahmet Çelik'le start alan safkanda. Yine genel performansı oldukça iyi gözüküyor. En azından 2 nolu Federico'ya oranla bir 2 kiloluk avantajı da var. Ve üstünde de Ahmet Çelik gibi bir adam. Hele Adana pistinde. Gerçekten Çelikler Adana'da maşallah yani söz sahibi olan yerler. İdman durumu da oldukça iyi olduğu için ben 4 nolu Speed Hunter'ın kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. Bir de ben bunlara ilave 2 tane çim yarış koşup ikincisinde birincilik elde eden ve iyi bir genel görüntüsüne sahip ve idmanlarda da oldukça hareketli olan 6 nolu Irish Millions'ı da en azından Vedat Abiş'le de size önerebilirim. Bir de şu General Quartis'in gerçekten taylarına dikkat edin. Hep kemikleri iri, yani iri yapılı bir safkanlar veriyor. Bu da baba kalıtsal olarak taylarına yansıyor. Yani bence çok faydalı, yani eşkalli bir safkanlar veriyor. Ekseride kumda biraz daha başarılı ama bu safkanı görüyorsunuz. Çimde de çok güzel çünkü anne kanatlı oldukça çime yatkın olduğu için bu safkanı hem genlerine hem kumdan hem de çime olarak verdiği için bu kesinlikle bu safkanı takip edin, iyi bir safkan. O yüzden 2-4-6 olarak önereceğim bu ilk ayağı. Bugün biraz fazla konuşuyorum belki ama en azından sizlere biraz açıklayıcı bilgi olarak düşündüğüm için arkadaşlar. Bazı arkadaşlar direkt ver tuttuğunu ondan sonra git diyorlar. Ben de bir şey demiyorum ama ne yapalım. Neyse gelelim bugün ikinci aya. Handikap 17, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına. 10 safkanın yer almış olduk koşuda. 5 nolu Çilkeleş, bu Maximus Dream temsilcisi İşman çizikle start alacak olan bu safkan. Güzel bir performansı var. Oldukça da istikrarlı gidiyor. Yine idman durumunda iyi görüntüsüyle bugün İşman çizikle bir hayli yine ön planda. 6 nolu Kübra Hanım, bu Winner Burin temsilcisi Ahmet Çelik'le yine performansı iyi atlardan, iyi gruplarda start almış bir isim. Bugün kendine uygun grupta kesinlikle ihmale gelmez. Bir de bunların yanına 2 nolu Zolamum, bir Papa Clem temsilcisi ağır kürosuna rağmen Özcan Yıldırım'la güzel performansıyla, iyi hazırlıklarıyla şanslı gördüğüm diğer safkan oldu. 5-6-2 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama bu ayakta biraz genişletmek ve biraz da sürpriz arayanlar için de, gerçi sürpriz olacağını pek sanmıyorum ama bu hani en azından 10 nolu Red Ninja yarın pek sürpriz çıkar mı bilmiyorum ama herhalde çıkmaz diye düşünüyorum. Bir de bunların yanına 4 nolu Black Line'ı da ilave edebiliriz. En azından bu safkanın da genel görüntüsü bayağı iyi gözüküyor. Yani 5-6-2 önce, 10-4 daha sonra. Günün 4. koşusu 6'lı Ganyan'ın 3. ayağında meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik. 8 safkanın da yer almış olduğu koşuda. Evet, zor bir koşu. Bana göre buraya bayağı yüklenmek gerekiyor. Önceliğin 5 nolu Mamba Mentality. Bir Astrakhan temsilcisi Vedat Abiş'le start alan safkan yarış hayatına güzel bir üçüncülükle başladı. Bence bu güzel üçüncülükten sonra idman durumunda da bir hayli iyi gözüküyor. O yüzden 5 nolu Mamba Mentality benim ilk şans verdiğim isim. 7 nolu Pehlivan, bir Kaptan Rio temsilcisi Müslüm Çelik'le yine her geçen gün daha iyi duruma gelen bu safkan. İşte az önce ilk koşudayken anlatmak istediğim konu bu. Bakın 5-6-4 her geçen gün iyiye doğru giden bir ivmesi var. Çünkü safkan yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Bugün çok etkili bir yarış bekliyorum bu safkandan da, 7 nolu Pehlivan'dan. Daha sonra 8 nolu Tortuga, bir Wind River'ın temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le en azından bir yarış görme avantajına sahip. Ve safkanın genel görüntüsü oldukça iyi gözüküyor. 2 nolu Big Moon, bir triple bonus temsilcisi olan safkan da Ahmet Çelik'le yine şans verdim diğer safkan. Ve son olarak da 4 nolu Lucky Brown, bir Sydney kendi temsilcisi Ercan Çankaya da yine bugünün şanslıları arasında gözüken safkan. 5-7-8-2-4 bu koşudaki sıralama. Günün 5. koşusu 6'lı Ganyan, 4. anda bir satış koşusu, 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışı ve 5 safkan arasında koşacak olan bu yarış bence bayağı da bir zorlu bir yarış bizi bekliyor. Ama ben burada 1 nolu Necdet,
Büyük ihtimalle favori çıkmayacak bu safkan ama bu Necdet bence kalite bir isim. Bu alt ağının temsilcisi. Anne kanatında bir Cabire haber Batum'dan gelme. Yani oldukça iyi bir orijine sahip. Erzen Çankaya start alıyor. Son 5.liği fena değil bu safkan. Bu grubu bence geçmeye bir aylı yakın bu satış koşusunda. Eğer bir risk alalım derseniz bir numaralı Necdet'i önereceğim size. Ercan Çankaya'da küçük ve risk sevenler için banko adayım olacak. Ama rakip arıyorum derseniz geriye kalan 4 safkanı da yazıp bayağı haş olarak yani kapatıp bayağı geçebiliriz arkadaşlar. Yani o denli zor bir ayak. Yani ya bir ya hepsi arkadaşlar. Günün 6. koşu altılı Ganyan 5. anda şartlı 5 dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında ve 7 safkanın yer almış olduğu koşuda son yarışında 1400 metrede güzel bir ikincilik elde eden bir nolu Anadolu Edası bu sefer 100 metre az yani 1300 metrede start alacak olan bu safkan bence iyi idman durumuyla ve iyi görüntüsüyle bu grubu geçmesini bekliyorum. Ama kötü grupta koşmuyor, iyi bir grupta start alıyor. Ben her şeye rağmen kazanmasını bekliyorum. Bir nolu Anadolu Edası benim bugünkü banko limanım oldu Mehmet Salih Çelik ile. Günün 7. ve son koşusuna geldik. Evet, handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1300 metre kum yarışına 7 ve 11'in ekiri oldu. 13 safkanın yer almış olduğu koşuda. Evet, burada bir satış olan bir isim varmış. O da 13 nolu Bertan. Bertan da bugün benim favori ismim. Eskişehir'in temsilcisi bomboş kilosuyla Müslüm Çelik'le son güzel birinciliğiyle benim bugün yine kazanmaya en yakın gördüğüm ilk safkan. Daha sonra 10 nolu büyük kahraman bu Atik Bey temsilcisi de Hişman Çizik'le yine uygun kilosuyla ve iyi formuyla son 5.liği bile bana göre iyi koşan bir isim. Bugün idman durumunda da iyi işler çeviren bu 10 nolu büyük kahraman kesinlikle ön planda. Bir de 11 nolu Ruşen Ali. 7 nolu safkanda ekir olan bu Toşuk temsilcisi de Vedat Abiş de yine uygun kilosuyla ve artan güzel formuyla da şanslı gördüğüm diğer safkan oldu. 13, 10, 11 bu 3 safkan ön planda ama biraz da genişletim derseniz 12 nolu Süleyman ve 2 nolu Büyük Kale'de ilave edilebilecek diğer isimler arkadaşlar. Hemen şablonumuzu size bırakalım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.